Merhaba değerli dostlar. Bugün önemli bir kulis bilgisi paylaşacağım. Tabii günlerdir, belki de haftalardır yumuşama tartışmaları, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti arasında görüşmeler, Erdoğan'la özel görüşmeleri ve peşinden yumuşama tartışmaları devam ediyor. Tüm bunlarla ilgili çok önemli bir kulis bilgisi aldım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel'le AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir konuda özel bir anlaşma yaptıkları yönünde bilgi aldım. Onu söyleyeceğim. Çünkü ikilinin yaptığı anlaşma benim aldığım bilgiye göre yaptığı anlaşma şu şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter sisteme ve daha ziyadesiyle bütün muhalefet parlamenter sistemine, güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçme arzusu, duygusu vardı. Belki de erken seçim yapılacaksa erken seçim kararıyla ve ondan önce parlamenter sistemi düzenleme ve bu parlamenter sisteme geçme noktasında da Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve diğer bunu destekleyecek unsurlarla birlikte yeni bir anayasayla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek ve daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başbakanlık olarak zaten şu anda kamuoyu desteği de olduğu varsayarsak Başbakanlığı Özgür Özel'e verme noktasında ve Tayyip Erdoğan'ın da bir dönem daha yeni sistemde yani güçlendirilmiş parlamenter sistemi üzerinden yani değiştirilmiş anayasayla güçlendirilmiş parlamenter sistemi üzerinden Cumhurbaşkanlığına daha önceki gibi belki yetkileri daha kısıtlı Başbakanlığın olduğu bir dönemle ilgili Cumhurbaşkanlığının devam edeceği ve Özgür Özel'in de başbakan olacağı şeklinde bir anlaşmanın olduğu, gizli anlaşmanın olduğu şeklinde kulis bilgisi aldım. Bunu paylaşmak istiyorum. Böyle olursa ne olur? Neden böyle bir anlaşma olur ya da olursa ne olur? Olursa şu olur. Zaten AK Parti'nin yeterince 50 artı 1'i bulamadığı kesin artık. Herkesçe bu kabul edilmiş bir şey. AK Parti 50 artı 1'i bulamadığı zaman da Cumhurbaşkanlığı sistemini kazanacak. 50 artı 1 de artık zor bir sürece siyaseten, zor bir sürece Türkiye'yi ittiği de açık bir şekilde bir durum. Açık bir şekilde belli. Dolayısıyla bunun bu sistemle değişeceği ve başbakanlık sisteminde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in başbakan olacağı anlaşıldı. Bunu söyledik. Bu anlaşma kulis bilgisine göre sağlandı. Bunun getirisi önemli bir şey. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı süreci bitiyor biliyor musunuz böyle olunca? Ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı olma serüveni bitiyor. Dolayısıyla Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun belki de yarın bugün tam değil ama belki de yarın Mansur Yavaş'la da bir sorun yaşayabileceğinin de göstergesi. Çünkü Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da kendi ekiplerince kendi çalışmalarıyla tamamıyla Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan iki aktör, yani iki siyasetçi, iki belediye başkanı, iki önemli büyükşehirin belediye başkanı. Şimdi bunların da bu şekilde önderi kapanacaktır. Dolayısıyla bu yavaş yavaş ısıtıla ısıtıla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kabul göreceği şeklinde de bilgi aldım. Bu çalışmalar yürüyor. Yumuşamanın perde arkası bu sevgili dostlar. Yumuşama dediğimiz bu. Türkiye'nin çıkış noktası belki de bu görünüyor ve Türkiye'nin sıkıştığı noktadan bu şekilde çıkabileceği de belki öngörülüyor. Bu tam olarak çıkışın bu görüldüğünü de düşünenler çok sayıda kesim var. Hem siyasilerden hem devlet kademelerinden böyle bir çıkış olduğu yönünde bir durum söz konusu. Bu olur mu? Yani bekleyip göreceğiz. Ben Türk siyasetinde hiçbir şey olmazsa olmaz olmadığını düşünüyorum. Siyasette bir gün bile uzun bir gündür. Her şey değişebilir, her şey dönüşebilir. Anlaşma olabilir. Bakın unutmayın 16 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı genel merkezinde, CHP'nin genel merkezinde ziyaret ediyor. Bunu çok önemsiyorum. Ben zaten Türkiye bunu önemsiyor. Çok önemli bir gelişme. Bu gelişmenin de kişisel çıkardan çok Türkiye'nin çıkışının nasıl olabileceği noktasında görüşmeler olarak da değerlendirilebilir.
ya da her iki liderin siyaseten ülkeye katabilecekleri ne olabileceği olarak da değerlendirilebilir. Ha şunu size söyleyeyim. Eğer anayasa değişir ve güçlendirilmiş parlamenter sistemine dönülürse ve Cumhuriyet Halk Partisi başbakanlığı alırsa bugünkü içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların, Türkiye'nin zor şartlarının tamamıyla CHP yönetimine onun elinde olacağı ve bütün sorumlulukları da üstlenmiş olacağını da söylemek gerekiyor. CHP buna ne kadar hazır? Mesela CHP'nin elinde Türkiye'yi yönetebilecek üst düzey kadroları mevcut mudur? Bürokraside atayabileceği insanları, kadroları mevcut mudur? Yoksa şu andaki kadrolarla devam etmek zorunda mı kalacaktır? Ya da gitmeyi mi tercih edecektir? Bunları da görmek gerekiyor. Ve tabii güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın da başbakanın yapacağı atamalarda onay makamı olacağı için, o öngörüleceği için, her istediğinde atayamayabileceği için orada da bir aslında CHP'nin tarihi sorumluluk üstleneceği, ateşten gömlek giyeceği bir durum söz konusu olabileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla siyaset artık bundan sonra gerçekten yeniden karılıyor ve hiç ummadığınız anda ummadığınız siyasi kararların çok yakında, hatta belki meclis kapanır açılırken ya da meclis kapalıyken bunları gündemimize olabileceğini görebilirsiniz. Ya bu olursa ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu gibi güçlü cumhurbaşkanlığı olmayı hayal eden, düşünen figürlerin de CHP içinde nasıl bir yol haritası çizeceği ve CHP'de kimleri onların kendi peşinden takacağı da hani bugün düşünecek olursak bayağı bir sancılı olacağını söyleyebiliriz. Dilerim vatan için, millet için her şey iyi olur. Bu süreçte Meral Akşener'den de biraz değineyim. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sürecinde de belki Meral Akşener'in de bu süreçte belirli bir noktada devlet kademesinde ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı düzeyinde de bir faydası olabileceği noktasında da kulis bilgileri aldım. Bu şekilde çalışmaların da olabileceği. Dolayısıyla bir kucaklaşma, bir yumuşamanın aslında bir sürü unsurlarının olacağı ve yeni anayasayla yeni bir sistemde Türkiye'nin önünün bu şekilde değiştirileceği, yönünün değiştirileceği ve ona göre pozisyon alacağını söyleyebilirim. Dilerim her şey iyi olur. Millet için iyi olur. Tabii ekonomik çok zor bir sınavdan geçiyor. İnsanlar gerçekten ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Belki insanların gündeminde bu konuştuklarımız yoktur ama bunlar da insanların ekonomisinden, güvenliğinden, adaletinden, sağlığından, eğitimine kadar her durumlarını ilgilendiren bir konu olduğu için dolayısıyla onları da aslında bunlar direkt ilgilendirdiğini buradan söyleyebilirim. Yani bu kulis bilgisini paylaştım. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bilgiler oldukça sizinle paylaşacağım. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum.